bırakmayacağım sizi ama buradan yola çıkarak son sorum da şu olsun, son birkaç dakikamız. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda seçime gidiyoruz. Seçimin ilk turda bitmesi yönünde başta sanatçılar olmak üzere çağrılar geliyor. Elbette toplumun pek çok kesiminden. Neden önemli ve sizce ilk turda biter mi? Seçim ilk turda bitmeli. Zaten ilk turda da bitecek. Görüntü de o. Bu Erzurum görüntüsü AKP'nin çöktüğünün göstergesi. Bir taraftan çok üzüldüm. Belediye başkanının taşlar CHP tarafından atılıyor, CHP'liler getirdi lafını. Ya bizi bu tip, bu anlayışta, bu zekadaki insanlar yönetiyormuş ki bu noktaya geldik. Yani çökmemizin, iflas etmemizin nedeni işte görünüyor. Erzurum belediye başkanı. Ayıp, yazık, ne diyeyim? Yani adamın kafasına taş atıyorsunuz. Kendisini korumak için polis korumuyor. O da bulduğu taşı onlara atıyor. Taşlar CHP'liler atmış oluyor. Zaten söyledikleri de bu. O zaman çok açıkça söylerim. AKP'liler yapıyor bunların hepsini. Başta kendisi olmak üzere. Herkes yapıyor. Kurşunları onlar atıyorlar. Açıkça söyleniyor ya. Millet İttifakı'na ne gelir? Kurşun gelir diyor. Değil mi Bahçeli? Mermi alırlar vücutlarına diyor. Ha, mermi alırlar diyor. Şimdi baştan beri bakın son 15 günde tamamen biz savaşa hazırlık yapıyoruz. Gemiler, uçaklar bilmem ne, hiç uçtuğunda görmediğimiz bazı şeyler filan. Başka hiçbir şey yok. Millet İttifakı da barıştan bahsediyor. Bu ülkede yaşayan Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'si bir arada, genci yaşlısı bir arada yaşamanın yolunu aramaya çalışıyoruz. Barış diyoruz, kucaklaşalım, sevgi diyoruz. Kötü ve kötülük yayanlar gitsin, iyiler gelsin diyoruz. Bahardan kasıt da bu. Yani yeniden canlanmak, insanlar, toplum, bu ülke yeniden güzelliklerle kucaklaşsın isteniyor. Öbür tarafta da silah, kurşun, evet, ve kan. Bunun sonu 15 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan ve şürekasının gitmesi demektir. Sarayı boşalttıklarını duyuyorum ben. Herkes eşyalarını topluyormuş. Ben kamu görevlilerinin bazılarından bir haber almıştım. Ankara'da özellikle bu kurullarda bulunan çalışanlar yavaş yavaş odalarını toplamaya, masalarını toplamaya başlamışlar. Yani seçim ilk turda kaybediliyor AKP'liler tarafından ve Cumhur İttifakı'nın gidişi onlar için acı olacak ama Türkiye için yeni bir bahar olacak. Onu iyi görmek lazım. Evet. Millet İttifakı'nın iç başına gelişi de baharların sürekli olacağını gösterecektir. Bundan da hiçbir kuşkum yok. Birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak. Birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı sadece Millet İttifakı değil, Emek, Özgürlük, Sosyalist Blok, bütün aklınıza gelen bloklar, yani toplumsal muhalefet bu ülkede aç kalan zaferi kazandıracak. Bakın, peki, en son söylemek istediğim, son 4 ayda Türkiye'de, evet,